Fett Turici değil mi demek ki artık? Demek ki. Kısa kenarı mı alta geliyor bunun, uzun kenarı mı alta geliyor artık? Efendim? Ha? Ha? Yok ya, ben öyle kendi kendime. Leyla. Aslında benim sana söylemek istediğim bir şey var. İçime ata ata ne hale düştüm, tutup da çatlayacaktım be anam. Onu benim sana söylemem lazım. Aslında sen bunu söyleyince benim de sana çok önemli bir şey söylemem. Bak ya kalp kalbe. Ben ama söyleyeyim mi önden? Çünkü ben kendimi hazırladım. Bak ben söyleyeyim önden. Hadi söyle tamam. Tamam. Da ben bir aradan çıkarsaydım onu. Da neyse hadi meraklı ettim, söyle bakalım hadi. Tamam. Evet çünkü zor bir şey azıcık. Şimdi Hidayet. Ben başka birini seviyorum. Daha hayır o zaman yok. Ben söyleyeyim o zaman. Hayır daha Hidayet. Hayır. Seni söyleyeyim. Hidayet. Lütfen. Bak seni kırmak istemiyorum. Hani ne zaman sen böyle bir konu açmaya çalışsan, ben konuyu değiştirmeye çalıştım, saçma sapan şeyler yaptım. Hani belki vazgeçersin bundan diye ama vazgeçmiyorsun. Babamın yanında çalışıyorsun. İlla ki yüz yüze bakacağız. Yani ne sen böyle bir konuyu açmaya çalışmış ol, ne de ben sana bu konuşmayı yapmış olayım. Sen ne zannettin ki acaba ya? Yok, ben hiç o konuyla ilgili... Sen ne... Sizin bu sosyetik şeyleriniz benim bağırsağımı bozduysa... Ben içimde kurudu diye, tuvalete gideyim diye... Gitmiş bana neleri... Ne alakası var bir... Ya ne alakası var ya? Ne alakası var? Seviyorum diyecektim. Gittim olayı kubura bağladım. Şuna bak, tuvalette ağlıyorum şu anda ya. Kızla güzelce izah edeyim diyor, sen diyorsun. Babamın diyor. Artık o söyleyemediğin sevginin üstüne de bir zahmet sifonu çekersin Hidayet. Oğlum sen ne biçim bir insansın ya? Ya tuvalette ağlamak var ya, tam sana göre bir iş Hidayet. Aferin sana. Oğlum bak, bir kızı gerçekten seviyorsan gider alırsın. Nasıl gidip alıyoruz be? Duymuyor musun, sevdiğim var diyor. Ha, başkasını seviyorum dedi. Sen de tuvalet köşesine gidip hüngür hüngür ağlamayı mı tercih ettin? Aferin benim koçuma ya. Ulan sen ne erkekmişsin be. Abi bak, erkek mi erkek ayıp oluyor ama. Ne var, yalan mı? Millet senin arkandan dalga geçiyor oğlum. Gittin bir de o kız için o koca ağızlıya borçlandın. Erkek ol oğlum biraz. Biraz delikanlı ol. Seviyorsan çık karşısına, adam gibi söyle. Pısırıksın oğlum sen. Utanıyorum senden ya. Sen ezik misin oğlum sen? Ha? Ezik misin sen? Sen onu düşünüp kederlenirken onlar senin arkandan gülüp eğleniyorlar Hidayet. Bu kadar pısırık olma. Kendini ezdirme. Bu kadar sümsük olma. Bu kadar beceriksiz olma Hidayet. Tuvalette ceketimi kubura düşürdüm de ben gideyim onu şey hastanede kuru temizlemeye vereyim, geri de gelemem artık ben. Hesabı ben hallettim, sen hesabı hiç düşünme tamam. Hidayet. Of, şu kendini düşürdüğün hale bak ya. Utanç tablosun Hidayet. Utanç tablosu son. Ağlıyor bir de ya.